Allah korkusu sevginin kökenidir. Allah korkusu olmadan sevgi olmaz. Şimdi Allah korkusuyla sevginin alakası var diyecek. Vefa olmaz Allah korkusu olmazsa. Vefa olmadı mı sevgi biter zaten. Anında birbirlerini harcıyorlar. Bak bütün şarkılara bak. Niye bırakıp gittin? Efendim? İsyan ediyor hep sürekli. Hep sitem böyle. Hep ama bırakman engeli. Niye? Vefa yok. Vefa niye olmaz? Allah korkusu olmadığı için olur. Çünkü menfaati bitiyor. Ya güzelliği azalmıştır, ya parası azalmıştır. Ya çıkar bitmiş. Yani benzer soruyor niye bıraktın diyor. Paran olsa bırakmaz seni. Neyi soruyorsun? Para olmadığı için gidiyor. Ama Allah korkusunda böyle bir şey olmaz. Vefa olur, sadakat olur. Mesela sadık olmuyor. Helal harama dikkat etmiyor. Mesela o kadından beraberken başkasıyla oluyor. Kadın da onunla beraberken başkasıyla oluyor. Haber alıyorlar, duyuyorlar. Yaktın beni diyor. Niye? İşte Allah korkusu olmadın mı? Allah korkusu olsun mu? Sevgiyle ne alakası var diyor. Her yere sevgiyle bağlantısı var. Sevginin bütün zeminini oluşturan güzellik Allah korkusudur. Derinlik. Allah korkusu olmadan olmaz. Mesela sevdiğine sabredeceksin. Sabır. İmanla olur. Yoksa anında harcar. Mesela konuşuyorlar. Kız bir şey söylüyor, ters bir şey söylüyor. Kinleniyor, o da ona ters bir şey söylüyor. O da ona ters bir şey söylüyor, bitti. Telefonlara çıkmıyor diyor. Ne telefona çıkar, ne pencereye çıkar, hiçbir yere çıkmaz tabii. Çünkü Allah korkusu yok. Sabır yok çünkü orada. Sabır olması için Allah korkusu gerekiyor. Mesela hasta oluyor, grip haline görüyor. Soğuyor birden. Onu iman gözüyle değerlendiremiyor. Ya ahirette gerçek halini göreceğim, cennette sonsuza kadar beraber olacağım demiyor. Ya bakıyor kolu var, bacakları var. Bir şey yok. Ya diyor ben buna niye ömrümü veriyorum ki böyle diyor. Ya etten kemikten bakıyor bir fevkalelik göremiyor. İman gözüyle bakmadığı için. Cennetteki halini düşünemediği için, Allah'ın ruhu olduğunu göremediği için, onun bir ruhtan ibaret olduğunu fark edemediği için o şekilde oluyor. Kısa sürede soğuyor. Şefkat gözüyle bakamaz. İlk gün bir tanıyor, bedenini tanıyor, bitti. Ondan sonra bir daha görüşmek istemiyor. Çünkü iman gözüyle bakmıyor. Allah'ın tecellisi gözüyle bakmıyor. Mesela neşesiz. Neyle olur bu? Allah sevgisiyle neşe artar. Güzel olanları düşünürsün. Hayır olan, nimet olan şeyler düşünürsün, neşen artar. O sadece karamsar olacağı şeye dikkati veriyor. Mesela binlerce sevileceği konu var. Neşeleneceği konu var. Bir tane üzüleceği konu oluyor. O da hikmetini anlamadığı için. Ya bir, iki, üç. Oradan hastalanıyor. Vay benim başımdan başlıyor yani ben dünyanın en işte garametli adamıyım, en acı çeken adamıyım. Benden daha ızdırap çeken var mı acaba gibisinin. Ben acıların çocuğuyum. İşte öbürü ben acıların insanıyım. Halbuki bakıyorsun her şey yerinde. Malı var, mülkü var, sağlığı, sıhhati her şey yerinde. Sağlığı yerinde olmasa bile daha beterleri var. Daha beter değil. Allah korkusu sevginin başı. Aklın, derinliğin kökenidir. Allah korkusu. Hristiyanlar diyor ki Allah'tan korkmaya ne gerek var? Allah'ı seviyoruz diyor. Bak rahiplerin büyük bölümü cinsiz sapık. Baş edemiyorlar. Hep Darwinist, materyalistler. Papa çıkıyor bak Darwinizmi savunuyor. Şimdi Allah korkusu olmayınca öyle oluyor işte. Korkmuyor Allah'tan. Seviyorum diyor. Seviyorsan böyle oluyor işte.
Helale dikkat etmiyor, harama dikkat etmiyor. Ama mesela Müslümanlar titizdir. Ama gerçek Müslüman bulabilirsen tabii. O da zor rastlanan bir şey, gerçek Müslüman. Yani dünyada nadir rastlanıyor. Allah ayetinde temelini Allah kokusu ve hoşnutluğu üzerine kuran kimsenin cennete gireceğini söylüyor inşallah. Bir daha söyleyeyim. Binasının temelini, şeytan Allah'a sınırım. Binasının temelini Allah korkusu ve hoşnutluğu üzerine kuran kimse mi dahildir? Yoksa binasının temelini göçecek bir yarın kenarına kurup onunla birlikte cehennem ateşine yuvarlanan kimse mi diyebilir Allah için? Bak, sistemi Allah korkusu üzerine kuruyor Cenab-ı Allah. Yani hiç ummadıkları bir şey. Ya korku diyor, korkudan sevgi çıkar mı diyor. O senin küçük aklına göre öyle. O minik aklına göre öyle. Allah'ın sonsuz aklına göre doğrusu o. Bir ayetinde Allah'tan korkabildiğiniz kadar korkun şekli buyuruyor hocam. Tabii. Allah'tan korktu mu görüş keskinliği meydana geliyor. Derinlik güçlenir. Şahıs çok akıllı olur. Hep adaletli bakar olaylara. Evet. Sabırla bakar. Şefkat devreye girer. Allah korkusu oldun mu acıma da devreye girer. Evet. Acımayla sevgi karıştı mı ne olur? Şefkat olur. Evet. Mesela acımıyor ona. Mesela terk ediyor. Acımıyor. Ya insan sokağa bırakmışsın. Allah'tan kork. Evet. 10 yıllık karın değil mi? Yani insan kedisine bile kıyamıyor ya. Bırakamaz yani değil mi? Bu insan yani. Sen bırakıyorsun ne olursa olsun bırakıyorsun. E Allah'tan korkan yapabilir mi onu? Yapamaz yani. Sürekli koruyup kollar. Varsa da bir eksikliği sabreder. Değil mi? Sabredersin. Anlatırsın, tebliğ yaparsın, açıklarsın. Ama acımasız davranmak çok korkunç bir şey. Rabbimiz şöyle buyuruyor ayette, biliyor musun şeytanın Allah'ını? Kim Allah'tan korkarsa ona bir nur ve anlayış verir. Evet, Enfal suresi 29'da, ey iman edenler, Allah'tan korkup sakınırsanız, sizi doğruyu yanlıştan ayıran bir nur ve anlayış Furkan verir, kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar, Allah büyük fazl sahibidir. Bak, doğruyu yanlıştan ayıran bir nur ve anlayış Furkan verir diyor evet. Cenab-ı Hak. Adam fark edemiyor. Langur lungur konuşuyor. Münasebetsizlik yapıyor. Mesela genç kızlar, dünya tatlısı oluyor onlar. Ya ona laf sokulur mu? O değil mi? Rencide edilir mi ya? Çok hassas oluyorlar zaten. Mesela diskoda orada burada kavgaşlaşıyorlar. Hemen alaycı bir laf sokma. Böyle nüktedanlık yapıyor kendince. Laf cambazlığı yapıyor. Mahcup ediyor çocuğu arkadaşların içerisinde. Karşılıklı bir savaş oluyor bir sefer. Doğal olarak nefret ediyor tabii kızcağızlar. Çirkin şeyler bunlar. Ama sevgide insan kıyamaz. Ya dersin mahcup olur dersin. Değil mi? Rencide olur. Nur gibi eli yüzü dersin. Acırsın. Koruyup kollama hissi gelir. Başka bir ayetine de Allah kalplerin Allah korkusuyla yumuşayacağını bildiriyor. Tabii. Bakara suresi 74'te bundan sonra şeytan Allah'a sığınırım. Kalpleriniz yine katılaştı. Niye? Allah korkusu olmadığından. Taş gibi hatta daha katı. Mesela şu an gençlerin büyük bölümü taş kalpli. Sevgisizler. Baksana başbakana ne diyor? Uçağı düşse de ölse diyor. Ne yaptı sana da ya? O kadar vahşet peşindesin. Pilotun, hosteslerin, yolcuların da ölmesini istiyor. Başbakanın içinde beraber ölmesini istiyor. E bu taş kalplilik bu. Merhametli olur mu ya? Bu Allah korkusunda olur mu? Çünkü taşlardan öyleleri vardır ki onlardan ırmaklar fışkırır. Öyleleri vardır ki yarılır. Ondan sular çıkar. Öyleleri vardır ki Allah korkusuyla yuvarlanır. Allah yaptıklarınızdan gafil habersiz değildir diyor Cenab-ı Allah. Allah korkusunda. Mesela biz buraya giriyoruz. Adam Allah'tan korkmazsa vurur kafayı yatar yahut gider gezmeye gider. Değil mi? Ne işim vardır? Bugün de gitmeyeyim der. Ama mesela yüz binlerce, milyonlarca insan bizi bekliyor. Değil mi? Sohbet bekliyor. Yani insan onlara kıyamaz.
Merhamet Allah'tan korkar. Ya dersin mesela üç kelime bile faydalı bir şey söylesem, kalplerine ferahlık olur, inşirah olur dersin. Ya çünkü gelmemek çok vahim bir şey olması lazım. Ya öbür türlü insan kıyamaz. Şefkatinden, merhametinden, sevgisinden, Allah korkusundan, değil mi? Evet. Ey iman edenler, Allah'tan nasıl korkup sakınmak gerekiyorsa öylece korkup sakının. Siz ancak Müslüman olmaktan başka ölmeyin diyor Allah. Sadece Müslüman olarak ölün. Nasıl korkup sakınmak gerekiyorsa öyle davranın diyor Allah. En mükemmel şekilde korkacak ve helal harama da dikkat edecek. Sakınma o. İnşallah.